Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Yusuf Büyükpolat, Yıldırım ilçesinde oturuyorum ben. İlk defa bu akşam geldim, böyle bir eğlenceyi gördüm. Çok güzel, hoşuma gitti. Efendim, devletimize, milletimize Ramazan'ın hayırlı olsun. Efendim, her türlü kötülüklerden, beladan cemi cümlemizi korusun, içinde ailemiz, bizleri korusun. Ve şu anda çok güzel geçiyor Ramazan'ımız. Ramazan çok güzel geçiyor. Siz tanıyabilir miyiz? Aziz Büyükpolat, ben de Yıldırım ilçesinde oturmaktayım. Yıldırım'da oturmaktan gurur duyuyorum. İftardan sonra geliyoruz burada ailece, çocuklarımızla. Burada eğlenceler oluyor, sanatçılar çıkıyor. Evet. Yıldırım Belediye Başkanımıza çok teşekkürler böyle bir organizasyon yaptığından dolayı. Mutluyuz, Ramazan güzel geçiyor. İnşallah daha devamı da gelir. Mutluyuz. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Ramazanımız iyi geçiyor. Siz tanıyalım. Ben Selime Büyükpolat. Yıldırım'da oturuyoruz biz de. Bu akşam eğlenmek için geldik. Çok güzel. Yıldırım Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir şey yaptığı için. Bu kadar. Herkesin de Ramazan'ını kutluyoruz. Ailecek geldiniz buraya. Evet. Nasıl geçiyor Ramazan'ınız genel olarak? Çok güzel geçiyor. Yani her anlamda güzel. Yıldırım'da oturmaktan da gurur duyuyoruz. Bu şekilde. Ramazan'ınız nasıl geçiyor genel olarak? Çok güzel geçiyor. Serin hava. Hava güzel geçiyor. Evet, hava güzel. Hayırlı bayramlar inşallah görürüz. Mutlu bayramlar. Hayırlı Ramazanlar. İyi, ne diyeyim. Peki siz Ramazan'ınız nasıl geçiyor genel olarak? Ben çalışan birisi olduğum için vardiyalı çalışıyorum. Şu ana kadar gayet güzel geçiyor. İftarımızı yapıyoruz. İftar yaptıktan sonra eğlenecek insanlar yerler arıyor. Vaktini geçirebilecek. Evlerde durulmuyor, havalar sıcak. Belediye başkanımız böyle güzel bir organizasyon yapmış. Sanatçılar geliyor. Çocuklar için eğlenceler oluyor. Geliyoruz buraya, vaktimizi, zamanımızı güzel değerlendirmemizi düşünüyoruz. Yani güzel, akşamlar güzel geçiyor. Peki siz Ramazan'ınız nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Efendim, böyle bir önceden bir organizasyon yoktu. Sayın Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Ağa'da böyle bir güzel organizasyon tertiplemiş. Yıldırım ilçesi halkına. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Duygulandım yani. Devamlı her sene böyle Ramazanlarda böyle eğlenceler olsun. Efendim, millet böyle bir eğlensin, şey yapsın. İsteriz yani. Eski Ramazanları özlüyor musunuz? Tabii özlüyoruz ama eski Ramazanlar eskide kaldı. Gelmiyor artık. Yeni artık şeyler böyle. Ama bu düzen daha güzel. Bu da. Bu tarz organizasyonlar insanların birlikteliğini, beraberliğini tetikliyor. Daha güzel oluyor. İnsanların toplu buluşup eğlenebileceği ortamlar sunuluyor. Bunları da belediye başkanlarımız yapıyor, sağ olsunlar. Onlar bize öncü oluyor. İnsanları bir yerde birleştiriyorlar. Çok güzel, çok faydalı. Peki, gönül ister ki yani Yıldırım, Kaplıkaya, Cazime merkezinde de yani böyle güzel eğlenceler düzenleseler. Yani burası gibi böyle şenlik yok ama orada da gerçi eğlence var ama burası gibi şenlik yok yani. İnsanlar katılım biraz daha orada az oluyor herhalde. Burası daha fazla katılım var. Burada kalabalık bayağı evet. Yoğun şekilde. Mesela şu alışverişler mesela orada da yapılabilirdi mesela. Efendim ne bileyim yani daha canlılık olurdu. Her akşam oraya gidiyoruz pek yani orası kalabalık değil yani sönük gibi yani. Sizi geri döneceğim. Buradan size geçelim. Hanımlar olarak mahalle Ramazan nasıl geçiyor? Komşuluk nasıl? Yardımlaşma nasıl? İyi komşularımız. Kur'an okuyoruz. Allah kabul etsin. İşte öyle geçiyor yani. Güzel geçiyor. Dolu dolu geçiyor gününüz. Dolu dolu geçiyor. Akşam da güzel geçiyor. Sahura kadar yatmıyoruz. İşte böyle televizyon izliyoruz. Kur'an okuyoruz. Namaz kılıyoruz. Adım atmak yok. Peki sizin gününüz nasıl geçiyor? Benim günüm çocuklarla geçiyor. Yemek hazırlamakla geçiyor. Bu şekilde. Eski Ramazan'ları özlüyor musunuz? Komşuluğu, yardımlaşmayı özlüyor musunuz? Çocukluğumuzda daha güzeldi tabii. Tabii ki eski komşuluklar şimdi yok zaten. Eski Ramazanlar da yok yani. Biz Erzurum'da yetiştik, doğup büyüdük. Oranın daha bir Ramazan'ı değişik yani daha güzeldi, daha heyecanlıydı. Şimdi biraz. İnşallah yani böyle gitsin de.
Bundan daha şey olmasa bari. Hani gide gide bitmesin Ramazanlar şeyler, evet, gelenekler. Sizin bir özleminiz var mı geçmişe dair? Benim çocukluğumda daha güzeldi Ramazan. Ben hatırlıyorum, çocukluğumda daha heyecanlıydı. Şu anda eski heyecan kalmadı. Bayramlarda da aynı şekilde. Ama annemin dediği gibi inşallah daha iyiye gider. İnşallah daha kötüye gitmez. Nasıl geçiyor Ramazan'ınız? Güzel, keyifli. Her zamanki gibi. Çocuklarla zaten uğraşıyorum. Hayat biraz benim için yorucu geçiyor işte, güzel. Buraya da geldik, biraz eğlendik. Çocukları da eğlendirdik. Güzel geçti. Sizin için nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Yani güzel. Sizin için nasıl geçiyor? Ben çocuğa bakıyorum, çocuğuyla geçiriyorum evde. Siz kaç yaşındasınız? Sorması ayıptır. 65. Maşallah. Sizin Ramazanınız nasıl geçiyor? Yani gerçekten eski Ramazanlara göre daha mı iyi, yoksa özlem anıyor musunuz? İyi geçiyor. İyi geçiyor. Peki. Sizin Ramazanınız nasıl geçiyor? Geçmiş yıllara nazaran eğer yaz olarak soruyorsanız, bu sene Ramazan biraz böyle kış gibi başladı, yağmurlarla falan. Rahat geçiyor. İlk başta bir hafta alışkanlık süreci var. Ondan sonra gerçi bu sene o da olmadı. Bu sene rahat rahat başladık, rahat rahat devam ediyoruz. Peki, yani bu etkinliği nasıl buldunuz? Etkinlik, ben buralara çok sık gelen biri değilim normalde böyle ortamları, ama beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yıldırım Belediyesi herhalde, evet, organize ediyor. Güzel, çocukların eğlenmesi için bir ortam. Aslında insanların bir araya gelmesi güzel. Evet. Yani ortamdan ziyade böyle güzel şeyler için bir araya gelmesi güzel. Ramazan'ın amacı da bu, Ramazan değil mi? Ramazan'da zaten böyle şeyler için bir fırsat oluyor, evet, insanlar için. Güzel yani. Sağ olun. Peki siz nasıl buldunuz kalabalığı? Bulduk, gezelek geldik böyle bir yana. Sizin buradaki kalabalığı gördüğünüz Karagöz Acıbat oynandı. Geçmiş günlerde konser. İlk defa mı geldiniz buraya? Buraya ilk defa geldik. İlk defa geldiniz. İyi geçti. Siz ilk defa mı geliyorsunuz, yoksa her akşam geliyor musunuz? Yok, ilk defa geldik biz. Nasıl buldunuz peki? Güzel, eğlenceli, keyifli. Siz? Benim bu ikinci oldu. Geçen Ramazan'da da çok sık geldiydik. Biz, güzel oluyor, değişik oluyor çocuklar için, bizim için. Ne bileyim, farklı bir ortam, güzel. Asıl her gün böyle bir şey yapsalar Ramazan'dan hariç, daha da eğlenceli, daha da güzel olur yani yazları. Güzel yani, keyifli oluyor, değişik oluyor. Öyle. Peki hanımlar olarak sizin bir gününüz nasıl geçiyor? Bir gün valla çok yorucu yani, sabah kalktığından akşam yatana kadar sürekli koşuşturmaca. Çocuk varsa hele daha da yani yıpratıcı oluyor hayat. Yemek, içmek, her şey hani çocuklarla uğraşıyorsun. İnsan kendine vakit ayıracak şeyi olmuyor yani, yorucu, sıkıcı diyeyim. Ama böyle yerlere gelince de insan değişik oluyor işte, böyle biraz rahatlıyorsun, keyifli oluyor. Mutlu ediyor insanı o da. Öyle. Ben çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Aha. Peki mahallede komşuluk ilişkileri ne durumda? Ramazan'la yardımlaşma, birlik beraberlik var mı? Yani ben yeni taşındım. Siz taşındınız. O yüzden çalıştığım için de yani çok fazla komşuluğum yok, öyle söyleyeyim. Vaktim yok yani komşuluğa. Bizim de yani şöyle bir şey farklı yani, herkes kendi evine çekiliyor öyle hani. Hani biz sokakta görsem merhaba merhaba öyle eskisi hani gibi... Ha, öyle yani, öyle derler, eskisi gibi komşuluk falan kalmadı diye. Bilmiyorum, yine bir muhabbetin oluyor ama hani o kadar samimi, hani birbirine gel sıkça öyle bir durum yok yani artık. Öyle. Ramazan'da bir gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz bir gün içinde? Vallahi yemek yapıyoruz, çocuk bakıyor, çocuğuyla eğleniyorum. Vakit geçiriyorum, bara geldim işte, hava aldık. Ondan geri filme baktık. Peki sizin bir gününüz nasıl geçiyor? Bizim Ramazan veyahut da normal bir gün arasında fark yok. Yani rızkımızı aramak için çıkıyoruz. Teknik servis işiyle uğraşıyorum ben. Herkesin işi zor. Yani hangi işi yaparsanız yapın, sonuçta sabahtan akşama kadar bir efor sarf ediyorsunuz. Evet. Bununla ilgili yani işlerimiz şükür Allah'a iyi. Herkesin de işi
iyi olmasını temenni ediyorum. Gezdiniz mi dernekleri falan? Çeşit çeşit iller var, dernekler var. Şuradan Üstünkörü geçtim. Çok fazla dikkat etmeden baktım. Yani güzel çeşit çeşit ürünlerin sergilendiği standlar var. Herhalde yöresel bir kısmı, evet. Yani Anadolu'nun değişik illerinden gelenler var. Bu Kültür Park'ta da böyle bir organizasyon vardı galiba. Bursa'nın çeşitli yerlerinde var. Sadece Yıldırım Belediyesi olarak değil galiba. Farklı farklı yerlerde de bu tarz organizasyonlar var ama buradaki yoğunluk biraz daha fazla, biraz daha güzel diğer yerlerden. Ben Kültür Park'taydım ilk haftasında Ramazan'ın. Orada da bu tarz bir organizasyon. Orada sürekli var herhalde ama burası biraz daha insan kalabalığı açısından daha iyi. Ve çocuklar için biraz daha geniş bir alan var. Daha güzel bir ortam. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Benim ismim Okan Girgin. Van'dan gelmişiz. Van'dan geldiniz ama birçok ürüne geldiniz. Çok ürüne geldik. Bu ürünlere bir yakından bakabilir miyiz? Neler var? Evet, şimdi kayısımız var, Van'dan getirdik. Cevizimiz var. Çok güzel cevizimiz var. Otlu Van peynirimiz var. Kuru üzümümüz var. Van'dan getirdik. Ondan sonra besni üzümümüz var. Hurmamız var. Paket hurmamız var. O şekilde getirdik. Bayağı ürünlerle geldik yani. Peki, çok fazla üzüm çeşidi var. Van'a özel mi bu? Hepsi Van'a özel. Van'dan getiriyoruz. Ondan sonra çok güzel otlu peynirimiz var. Bunu millet tanıtıyor bana. Bu peynirlerimiz Van'dan geliyor. Otlu olan peynirimiz var. Otsuz olan peynirimiz var. Genellikle... Van'ın herhalde meşhur Evet, Van'ın yiyeceği. Meşhur evet otlu peynirimiz. Böyle bir tadına da bakmak isterseniz güzel olur. Böyle yaylada olur bu peynirimiz. Böyle vereyim parça. Çok yağlı peynirimiz. Bunlarda yağ alma durumu yok. Çünkü yaylada olduğu için yağını genellikle almıyorlar. Bir de otlu olan, daha fazla otlu isteyen Vanlı hemşehrilerimiz var burada. Ottan kastınız nedir? Yani hangi otlar var içinde? Burada genellikle Silmur dediğimiz bir ot var. Heliz var, Mendi diye bir otlarımız var. Van'da biz o otları kendimiz de satıyoruz. Köylülere kendimiz de satıyoruz. Bunu genellikle tercih ediyoruz. Van'da oluyor bu otlar. Muş tarafında oluyor. Erzurum tarafında olur bu otlar. Genellikle kullanıyorlar. Peki bal görüyorum. İyi nasıl? Çok güzel yüzü. Balımız, şimdi bir tane şekersiz balımız var. İyi balımız. Genellikle işte biraz da piyasası burada bozuk olduğu için ağır gidiyor. Ondan dolayı az getirip satıyoruz yani. İyidir yani. Var, balımız var. Başka hangi ürünleriniz mevcut acaba burada? Yani şu anki ürünlerimiz burada. Bak kayısımız var böyle eşki, yerli, gül kurusu. Onu satıyoruz. İyi yani. Bana ait aslında çok fazla tat var ama siz belli bir kısmı getirdiniz değil mi? Belli bir kısmını getirdik evet. Çok çeşitlerimizi getirmedik. Mesela yöresel pancarımız var, kelerdoş pancarımız var. Onları getirmedik. Kurudumuz vardı getirdik. Yetiştiremedik doğrusu da. Sonradan bize söylediler. Ondan dolayı sadece olanları getirdik. Peki çok yoğun ama bu organizasyonu nasıl buldunuz? Çok güzel. Organizasyon güzel. Yani sonradan bize söylediler de. Yani iyi. Bayağı beğeniyoruz. Biz burada 3 yıldan fazla bu peynirden satıyoruz. Yani burada işimiz güzel yani. Peynirimizi satıyoruz. Bizi tanıyanlar çok yani. Mudanya'da olsun, ta Eskişehir'den bizden buraya gelip de peynir alanlar var yani. Öyle diyeyim yani. Peki merak edenler olabilir. Peynirlerin fiyatlarını öğrenir miyiz? Fiyatlarımız güzel yani. Fiyatlarımız Van fiyatına göre veriyoruz. Van'da da şu an peynir 15 lira, 16 lira, 17 lira. Biz de 15 lira veriyoruz şu anda. 15 lira evet. Aslında tanıtım amaçlı olduğu için tanıtım, biraz daha uygun. Evet, tanıtım amacıyla zaten o fiyata veriyoruz. Normal fiyatımız da 17 lira zaten. Satışımız. Evet. Buradan bir çağrıda bulunalım. Van'ın lezzetlerini tatmak Vallahi isteyenler. Öyle. Genellikle tadı olarak veriyoruz zaten, tadımlık olarak tercih ediyoruz yani. Önceki sizi tanıyabilir miyiz? Ben Bedrettin Akalın, tesip, hat ve kaligrafi sanatçısıyım. Camilerin süslemesinde kalem işleri yapıyoruz. Tarihi ve yeni mekanlarda. Kaligrafi sanatına değinecek olursak, hani bize biraz anlatır mısınız bu sanatı? Şimdi bilindiği gibi
hat sanatı bizim Türklere mahsus olan bir sanattır. Şöyle bir şey söylenir. Yani Kur'an Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Şimdi hat konusunda bizim Türk sanatı olduğu için harf devrimiyle Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden itibaren kaligrafi İngilizce, yani hat, yine hat manasına gelen güzel yazı yazma sanatı. Kaligrafi gelişti yani bu konuda. Şu anda dünyada yine Türklere özgür olarak kaligrafi sanatı ön plana yavaş yavaş çıkıyor. Yani kaligrafi ile hat sanatının farkı, ona değinelim isterseniz biraz da. Çünkü Arapça ve tabii Türkçe öyle değil mi? Şimdi Arapçada her harfin bir ölçüleri var. Bir ölçüyle yazılıyor. Ama kaligrafide o sanatçının kendi kendine özgü bir şeyle çiziyor. Daha özgür. Özgür, evet. Özgür, bir sınır yok. Ama Arapça hatta bir sınır vardı. O sınırı aşamıyorsun. O sınır içerisinde yazıyorsun ki sanat oluyor. Bu da son yıllarda revanşta olan ve sanata talip olduğu için daha da ilerleme çalışıyor. Yani güzel işler de çıkıyor, yani sanatçılar da çıkıyor yani bu konuda. Siz bu özgürlüğünüzü kalemle kağıtlara döküyorsunuz değil mi? Evet. Ne gibi duygulara bürünüyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Hani sonuçta bir sanat oluşturuyorsunuz. Çok hoş bir sanat oluyor. Hani ne düşünüyorsunuz? Ne duygulara kapılıyorsunuz? Şimdi tabii biz burada yazı yazarken bir mesaj veriyoruz. Yani o güzel sözler, atasözlerimiz olsun, ayetler olsun, hadisler olsun. Bu sözlerle insanlara mesaj ve gelecek nesillere de en azından bu bazda bir mesajımız olsun diye çizmeye çalışıyoruz. Bunu düşünerek hareket ediyoruz yani. Peki Ramazan'ınız nasıl geçiyor? Bu Ramazan Sokağı, Yıldırım Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ramazan Sokağı'nda güzel etkinlikler oluyor. En azından geçmişte yaşanan Ramazanların yani biz nebze de olsa hissediliyor burada. Yani vatandaşlarımızı bu Ramazan etkinliklerine davet ediyoruz. Yaşaması için, gelecek nesillere de en azından yani biz hep çocukluğumuzu anlatıyoruz çocuklarımıza. En azından o çocuklarımıza da o hazzı vererek, Ramazan hazzını vererek onlar da gelecek nesillere en azından bunu iletmiş olurlar. Peki sizin geçmişe dayalı bir özleminiz var mı Ramazanlarla ilgili? Tabii yani şimdi o çocukluk yaşantısıyla Ramazan'ın verdiği bir zevk vardı. İşte biz de o çocuklarımıza ne derece verebiliriz onu hissederek şey yapıyoruz. Yani en azından onu yaşadığımız o olayları onlara da hissettirelim. Şu anda bu sokakta güzel şeyler görüyoruz. En azından insanlar sevgiyle, saygıyla, birbirlerini muhabbetle karşılıyorlar. Bu görmediği yıllarca bu sokakta Ramazan münasebetiyle bir araya geliyorlar. Güzel bir hizmet. Bunları yaşatmak gerekiyor böyle durumları. Siz de kaligrafi sanatını yaşatıyorsunuz tabii bu arada değil mi? Evet, biz de bir nesillere işte en azından geçmişteki hat sanatını bir nebze de olsun bu harflerle hissettirmek. Tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmim Burak Akat. Yılmek'te kaligrafi öğretmenliği yapıyorum. Kaligrafi dersleri ve burada kaligrafi tanıtmak amacında standımız var. Buraya gelenlere kaligrafi sanatını tanıtıyoruz. Yılmek'i tanıyabilir miyiz biraz? Tabii Yılmek, Yıldırım Meslek Edindirme Kursu demek. Burada birçok çeşitli sanat dallarında eğitim veriyoruz. Ebru olsun, kaligrafi olsun, filografi olsun, birçok sanat dallarında eğitim veriyoruz. Topluma yönelik halk eğitimi bünyesinde olan bir kurs diyebiliriz. Peki yıl içindeki faaliyetleriniz neler? Yıl içinde büyük bir dönem zaten derslerimiz oluyor. Derslerden sonrasında sergilerimiz oluyor. Sergilerimiz
Barış Manço Kültür Merkezi'nde oluyor. Karma sergi. Bütün sanat dalları aynı yerde karma sergisi oluyor. Sertifikalarımız oluyor. Sertifika veriyoruz halk eğitimine, milletime bağlı. Öğrencilerimiz aynı zamanda bütün sanat dallarını tanımış ve icra ediyor bir şekilde oluyorlar. Peki Yılmay'a gelenler hani hangi branşlara yönelebiliyorlar daha çok? Yılmay'a gelenler şimdi bu sene ilk açıldı. Kaligrafi var. Ondan öncesinde Ebru vardı. Meraklarına göre ayrı ayrı dallara, sanat dallarına resim var. Yönelebiliyorlar. Kaligrafi dediğim gibi bu sene bayağı bir ilgi vardı. Seneye de olacak inşallah. Şu anlık bayağı bir ilgi var benimle ilgiden. Peki standımızda ne gibi hizmet veriyorsunuz? Ne gibi ürünler sergiliyorsunuz? Standımız şu an 3 aşama. Kaligrafi, Ebru ve filografi var. Filografi hazır tablolarımız var. Onlar satılıyor. Burada kendi evimizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Hem burada Ebru sanatını tanımış oluyor kişi. Hem de kendi Ebru'sunu yapabiliyor. Kaligrafi de yaptı. İşte kaligrafide isim yazıyoruz. Yazılan isimleri alabiliyorlar. Tabaklara çeşitli objelere yazı yazabiliyoruz. Tablolarımız var. Tablolarımızı hem aynı zamanda sergi olarak da kullanıyoruz burayı. Tablolarımızı görebilirler. Sipariş verebilirler. Özel şekilde yazabiliyoruz. Yazı sanatını da tanımış oluyorlar böylece. Yani halka bir nevi sanatı tanıtmış oluyoruz. Peki ilgi nasıl standınıza? İlgi çok güzel. İlgi her gittiğimiz yerde çok güzel zaten. Bursa'nın çeşitli yerlerinde, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde işlerimiz oluyor, sergimiz oluyor. Çok güzel bir sergi. Türkiye'de ilk sergiyi açmıştık. Hoca öğrenci sergisini açmıştık biz geçen sene. Bu sene de aynı bu şekilde oldu. Bursa'da ilk kaligrafi sergisi oldu halk eğitime bağlı. Yılmak sayesinde ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz yani. Peki bu yaptığınız ürünlere sahip olmak isteyenler hani ortalama ne kadar ücreti yaptırabilirler? Şimdi bölümüne göre değişiyor. Filografi de farklı, Ebru'da farklı, bizde farklı oluyor. Yine en minimum 10 liradan falan başlıyor. Burada zaten hedef halka kolay bir şekilde ulaşabilmek. Amacımız sanatı kolay bir şekilde tanıtabilmek. Gerekiyorsa maliyet fiyatına. Yani burada bir tabağı yazıp sattığımızda kişi bunu görüp ben bunu nasıl öğrenebiliyorum demesi bizim için önemli olan. Ya da Ebru'yu veya filografiyi. Bizim amacımız bu zaten. O yüzden buradayız. Yani minimum fiyatlara ulaşabiliyor diyebiliriz. Peki Ramazan elbette çok güzel ama burada nasıl geçiyor Ramazan? Burada nasıl geçiyor? Burada iftarı burada yapıyoruz. Çok güzel bir ortamımız oluyor hepimiz arkadaşlarla. İftarı burada yapıyoruz. Daha sonrasında hemen zaten misafirlerimiz gelmeye başlıyorlar. En kalabalık stand da bizim standımız aynı zamanda. Sürekli hemen Ebru yapıldığı için dolaşıyor herkes. Çok güzel oluyor. Valla Ramazan çok güzel geçiyor. Çok eğlenceli geçiyor. Çok kalabalık geçiyor burada. Memnunuz biz ilgiden. O zaman davet edebiliriz. Tüm Yıldırımları ve Bursalıları değil mi? Tabii ki. Tüm Yıldırımları ve Bursalıları standlarımıza davet ediyoruz. Hem bu sanatı görüp kendileri de icra edebiliyorlar, yapıyorlar. Hem de dersler için başvurabilirler. Seni tanıyabilir miyiz öncelikle? Adım Muhammed Rasim Işık. Kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Ebru sanatı yapıyorsun. Nasıl başladın bu sanata? Nasıl ilgini çekti? Ben bu sanat annemin kurslarına giderek ve annem bana yapmayı öğreterek öğrendim. Öyle mi? Evet. Seviyorsun. Çok seviyorum. Çok seviyorsun. Yaparken de gördük çok rahatsın, böyle çok huzur buluyorsun sanki, öyle değil mi? Huzur bulmazsak birazcık kötü olabilir. Yemeklerde de öyle, sevgini katmadın mı kötü oluyor. Öyle. Sen bu mantıkla gittiğin için de güzel oluyor Ebru'ların değil mi? Peki okuldaki arkadaşlarını yapıyor mu Ebru? Öneriyor musun onlara da? Hayır. Onlara ayraç falan verdiğim var da yani onlar yapmıyor. Bilmiyorlar. Evet. Peki bunu devam ettirecek misin yıllar boyunca? Evet. Evet, annemin salta olarak. Sen de büyüdüğün zaman daha küçüklere ders vereceksin. Birazcık öyle olacak. Peki çok rahat görünüyorsun. Bu rahatlığını Ebru sanatına mı borçlusun? Yok. Dünyaya da borçlu. Öyle mi? Evet. Buradan var mı bir önerin arkadaşlara, Ebru yapın sizi geliştiriyor, Ebru yapın sizi rahatlatıyor diyebiliyor musun? Öyle bir değişim yok ama zevkleri bilir. Yani bence çok güzel bir sanat.